Evet. Arkadaşlar. Klasisizm. Klasik olan. Birazcık da günümüz perspektiften bakmamız lazım. Mesela nedir klasik? Mesela klasik müzik değil mi? Klasik müzik. Niye klasiktir? Çünkü hep insanları etkiliyor. Zamanın ötesinde. Zamanın ötesinde. Bir nevi ideal değil mi? Mesela Beethoven'in 7. senfonisi. Beethoven'in 9. senfonisi. Ya da Avrupa Marşı. Ve Avrupa Marşı'na ait Schiller'in Ode to Joy. Ode an die Freude. Mutluluğa övgü sözleri ne yapıyor? İnanılmaz gitgide daha üst katmanlarda birleştirici bir unsuru var değil mi? Başka ne klasik? Bu mesela bir klasik. Evet, bu mesela bir Sakai klasiği. Ama bunu tabii ki farklı anlamda kullandım şimdi. Başka ne klasik? Mesela Chevrolet Impala değil mi? O kuyruklu değil mi? Ya da bazı kült arabalar. Mesela Opel Manta. Hani belli bir fikrin inanılmaz hep geçerliliğini koruyacak. Belli bir yaşam biçiminin dışa vurumu değil mi? Klasik filmler. Mesela Alfred Hitchcock'un Psycho'su. Yani korku sinemasının ilk çarpıcı dışa vurumu. Klasik. Yani nasıl bir şeysi var? Belirli alanlarda dışa vurumunun en iyisi, en örneksel, örnek alınan konstrüksiyonu değil mi? Hani onu aşmak çok zor. Onu ancak ne yapabilirsiniz? Aşamazsınız. Onu onun gibi olmaya çalışırsınız. Değil mi? Onun gibi olmaya çalışırsanız sıkı tutunun. Klasik eserleri dahiler yaratır. Genius'lar. Jeni kültü var. Bu aynı zamanda klasisizmin mezarını da kazan bir unsur. Şöyle ki kültür kitleselleştikçe. Ne demek bu kitleselleştikçe? Evet, demokratikleştikçe. Ne oluyor? Klasisizm mi alımlayacak? O ayrı, şaşalı, onu anlayacak. Onun klasisizminin taşıyıcısı olacak. Sosyolojik üst katman ne oluyor? Yok oluyor değil mi? Çünkü çağdaş dünyanın, günümüz dünyasının high society'si ne? Son derece tırnak içinde söylüyorum. 19. 18. yüzyılın bilgili insanları gibi, entelektüelleri gibi yüksek kültüre ait değil. Uyduruyorum, iyicene popülerleştiriyorum. Kim mesela? Paris Hilton değil mi? Dolayısıyla çok ilginç biçimde klasik kültürün klasisizme ait, bütün çağların klasisizmlerine ait unsurlar ne yapılıyor biliyor musunuz çocuklar? Onu hatırlatmak için o izden, o yoldan, o yolu izlemek istiyoruz biz de diyebilmek için. Ama aynı zamanda haşa ve asla o örneğe ulaşamayacağımızı bildiğimiz için, sanatçı perspektifinden konuşuyorum, onlardan birer parça kullanıp ne yapıyoruz? Niyet belirtiyoruz değil mi?
Dolayısıyla sizinle işlediğimiz bir metni bu perspektiften okumak istiyorum. Hepimiz şeyi okuduk bir sene evvel, yanılmıyorsam. Maître Musard'ın vasiyetini. Orada bir adam var. Maître Musard. Maître Musard nasıl bir adam? Hayatı boyunca o klasisizmin basamaklarını en ideale kadar çıkmış bir insan değil mi? Biyografisini hatırlayın. Tamamiyle sevgiden, aşktan, her şeyden yoksun. Sadece pragmatik, hatta oportunist bir biçimde basamakları çıkıyor değil mi? Bakınız burada topluma faydalı bir birey haline gelmenin modernizmde 18. yüzyıl aydınlanma dönemi Fransa'sında geçiyor bu yüzden. Modernizmde nasıl bir şeye dönüştüğünü gösteriyor. Dolayısıyla klasisizm daha ziyade neye bürünmüş sevgili öğrencilerim? Daha ziyade mehr Schein als Sein, yani ontolojik olarak var olmaktan ziyade sadece bir pırıltı, iddia olduğunu iddia ettiğiniz ideyanın çakmasından başka hiçbir şey değilsiniz değil mi? Dolayısıyla görüyorsunuz klasisizme ne içkin, kesinlikle kendi mezarı içkin. Kendi mezarı içkin. Çünkü çağ demokratikleştikçe, ki bu demokratikleşmeyi tırnak içine alıyoruz, kitleselleştikçe ne oluyor? Yüksek klasik kültür ile kitlesel popüler kültürün, popüler kültür işte bu demek, popüler kültür arasındaki uçurum gitgide yok oluyor değil mi? Gitgide yok oluyor. Yani bu modernizmin ve sonra postmodernizmde zaten yani ayyuka çıkan bir toplumsal dinamik. Yani dolayısıyla bu çağda nasıl söyleyeyim size? Hakikaten Goethe gibi birisi çıksa haşa ve asla Goethe gibi bir eser yazsa bile eleştiriler ne der ona? Mesela ben bir Germanist olarak, komparatist, alt alalım Germanist, Alman filoloğu olarak ne derim? Çok mükemmel ama zaten Goethe demişti ki çok güzel ama zaten Shakespeare demişti ki, zaten Sofokles demişti ki, zaten şurada bir Beethoven tınısı var. Anlatabildim mi? Yani neyin sonu geldi bu kitleselleşmeden ötürü ve söylenecek olan klasik ve orijinal olan her şeyin söylenilmiş olduğundan ve bu tarz çağların, klasisizm çağlarının ebediyen sona ermesinden kaynaklanan bir biçimde ne oluyor? Büyük sanat. Ne demek büyük sanat? Yani Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı gibi 500 sene sonra, 400 sene sonra da geçerli olabilecek bir sanat eseri. Goethe'nin Fausto 120 sene sonra da güncelliğini koruyabilecek bir sanat eseri ortaya atmak ne değil, ne ortaya koymak mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü kültür kitleselleştikçe, ideal de yüksek kültür, klasik sanat, estetik ile buluştukça popüler kültür ne oluyor biliyor musunuz? Çok ilginç biçimde zamana bağlılığı kitleselliğin
ortak dışa vurumu olma özelliği ne oluyor? Çok çok artıyor. Kitleselliğin ortak dertleri, yaşam biçimleri, beyninde tasarladıkları yeni yeni naratifler, herkes de farklı farklı. Bunları ortak paydada buluşturabildiğiniz zaman son derece zamana bağlı, hatta mekana bağlı o eserler vermiş oluyorsunuz. Sanat eserleri ortaya konmuş oluyor. Bunları da 150 sene sonra anlamak çok zor. Çünkü çok zamanın mevhumları üstüne yapışmış durumda. Bazı şeyleri anlamayabiliriz. Anlatabildim mi? O yüzden büyük sanat ne yok? Mümkün değil. Neden büyük sanat yok? Sadece popüler kültürün klasik kültürle eşitlenmesinden kaynaklanan bir biçimde değil. Hayır. Günümüzde herkes kendisini istediği gibi gerçekleştirebildiği için hiçbir surette sanatçının süblimasyona ihtiyacı yok. Demek istediğim şu. Benim öğrencilerim bilir lisanstan, ben hep şu örneği veririm. Mesela birçok sanatçı 1700'lerde, 1800'lerde yaşadıkları için ve atıyorum eşcinsel oldukları için bunu ne yapamıyorlar? Bunu, bu yönlerini yaşayamıyorlar. Ya da çok gizli saklı, çok ender, çok farklı biçimde yaşayabiliyorlar diye. Dolayısıyla ne oluyor? Bütün bu enerji, bütün bu erotik enerji, libido filan söylemek istemiyorum ben. Nasıl süblime ediliyor? Sanat eseri, ebediyen geçerli olacak sanat eserine yediriliyor, sembol haline geliyor. Ve o sanat eserine bakan herkes o özlemi, o çekiciliği, o arzuyu kendileyip öyle bir edim bilimsel bir ilişkiye giriyor ilgili eserle değil. Şimdi günümüzde buna en klasik örnek Thomas Mann'dır. Thomas Mann 1875 doğumlu. 1875 doğumlu Thomas Mann, 1875 değil 1975 doğumlu olsaydı benden 7 yaş küçük olacaktı. Kaç yaşında olacaktı? Şimdi ben 52 yaşındayım. O 45 yaşında olacaktı. 45 yaşında Thomas Mann, gerçek Thomas Mann, 1875 doğumlu Thomas Mann, 1915'te Venedik'te ölümü bitirmişti. İlk yani erken dönemi eserlerini yazmıştı. Bunbrock ailesini 25 yaşında yazmıştı. Bakın. Ve şimdi şeyin üzerinde çalışıyordu. 1913'ten beri. Büyülü Dağ üzerine. 1924'e kadar Büyülü Dağ'la uğraşacak. Şimdi 45 yaşında olan Thomas Mann der ki, kime yazıyorum ben bunu? Onu geçin. Niye ben hayatımı yaşayamıyorum? Anlatabildim mi? Kendini anında gerçekleştirmek ve istediğini yapabilme mevhumu günümüz dünyasında Kopenhag kriterleri vesaire vesaire. Herkes istediği gibi kendisini gerçekleştirebilir. Bir tane benden değil, pastiş birkaç tane benden oluşabilir. Neye sebebiyet veriyor? Thomas Mann diyor ki, benden 7 yaş küçük olan da başlatma. Venedik'te ölümünü zaten 1911'de yazılmış Venedik'te ölümü 2011'de yazardı. Ve herkes anıra anıra gülerdi değil mi? Bu ne diye. Çünkü hiçbir surette zamana uygun değil. Anlatabildim ne demek istediğimi? Ancak ne oluyor? Şimdiki sanat eserleri
postmodern sanat eserleri, postmodernizmin en önemli unsurlarından bir tanesi nedir? Pastiştir, kolajdır, metinler arasılıktır, bir zikrediştir, herhangi bir alıntıdır. Değil mi? Ne yapıyor insanlar? Klasisizm, postmodernizm için ne biliyor musunuz? Koskocaman bir kadavra. Koskocaman bir kadavra. Ve bütün yeni zamanımızın sanatçıları o kadavradan birer parça kapıp kendi eserlerine monte etmeye çalışıyor. Bu metinler arası veya resimler arası veya filmler arası veya senfoniler arası zikrediş de bu çağdaş ve sıradan ve son derece ardıl ve orijinal olmayan ve hiçbir dahiyane özelliği olmayan sanat eserini ne yapıyor? Böyle böyle bir geleneğe oturtturuyor değil mi? Evet. Dolayısıyla ne diyebiliriz? Mesela Orhan Pamuk'un Kara Kitabı'ndaki o boğazın suları çekiliyor ya sevgili öğrenciler. O boğazın suları çekildiğinde neyi görüyoruz orada biliyor musunuz? İşte bakınız bilmem kaç model bir Chevrolet var orada. Bir Haçlı şövalyenin kıyafeti var orada. Orada inanılmaz değerli eşyalar ve aynı zamanda popüler kültür gazoz kapakları var. O ne biliyor musunuz? İşte modernizm ve postmodernizm tarafından aside atılmışçasına eriyen ve her türlü sanatçıya bir parça alabilmenin serbest olduğu devasa klasik korpusun leşi orada yatıyor. Aynen Sıkı Tutun'un bunun öncüsü, aynen Charles Baudelaire'in leş şiirindeki leş içinde söz konusu. O parçalanıyor ya o leş orada. Orada nalet bir bakışla bir köpek bir parça daha almak istiyor oradan. Aslında o köpekte birazcık da ne saklı, ne saklı, sanatçı da saklı değil mi? İnanılmaz moderndir Charles Baudelaire'in leş şiiri bu bağlamda. İnanılmaz moderndir. Mesela neye benzetiriz? Günümüze uyguluyoruz. Mesela bir hamburgerci açtınız ya da bir kafe açtınız. Buca'da var bir tane öyle. Hep dikkatimi çeker. Bunu düşünürüm. Mesela o kafeyi popüler kültüre ait iyicene renklendirmek için, herkesin ne güzel dedirtebilmesi için bir Chevrolet, 58 model bir Chevrolet'in ön kaportasını dekor olarak oraya koyuyorsunuz. Ve arkaya atıyorum John Travolta, Olivia Newton-John tadında Grease filminden birkaç motif. Ve öyle renkli anlatabildim mi? Klasisizm artık klasik olan, bir zamanın çok üstüne olan nasıl karşımıza çıkıyor dolayısıyla? Bir zombi olarak değil mi? Evet dönüyoruz. Nereye dönüyoruz? Metre Misar'a dönüyoruz. Patrick Süskind'in öyküsüne. Metre Misar şehirde, metropolde, modernleşen yerde ne yapıyor? Klasisizmi artık son derece araçsallaştıran bir hale getiriyor. Mesela neyi görüyoruz orada? Walter Benjamin'in sanayi çağında sanat eserinin çoğaltabilmesi, üretilebilmesi değil mi? O artık bir şah eser gibi yapmıyor bunu. Herkese, Avrupa'nın en ileri gelenlerine, kraliyet ailelerine, kontlara, asilzadelere, devlet insanlarına
o sanat eserlerini yapıyor değil mi? Ne yapıyor? Metre Müsar, Müsar Usta resmen bir şey gibi çalışıyor değil mi? Bir fabrika gibi çalışıyor. Fabrika gibi çalışıyor. Yani artık ne yok burada? Bir Fidias'ın dehası yok. Bir Praxiteles'in dehası yok. Bir Hieronymus Bosch'un becerisi yok değil mi? Bir Leonardo da Vinci'nin, bir Michelangelo'nun, Musa'yı düşünün. O tekillik, o monat, o ifşa olan ve bize epifanik bir biçimde gören klasik şey, obje, ilksel örnek artık yok. Ne oluyor? İnciler domuzların önüne atılıyor değil mi? Tam bu işte söz Almanca'da buna çok uygun. Ne oluyor sanat eserleri ilk etapta asilzadeleri sonra zenginleri? Değeri düşüyor değil mi? Ne oluyor? Popülerleşiyor. Kitleselleşiyor. Çok önemli. Ondan sonra hayatını öyle geçirdikten sonra diyor ki artık zenginim. Dünyada her şeyi gördüm. Ne yapmam lazım? Artık metropolü, modernizmi terk edeyim ve kırda bir ev satın alıyor. Büyük bir bahçeyle. Ve ne yapıyor? Oraya taşınıyor değil mi? Medeniyeti terk ediyor. Kıra gidiyor. Şimdi tabii ki bu Metre Müsar son derece pragmatik, oportunist birisi olduğu için, son derece aslında sıradan birisi olduğu için sadece eli buna yatkın olduğu için, yani bütünsel bir deha değil Metre Müsar. Bütünsel bir deha değil kesinlikle. Goethe gibi, Shakespeare gibi. Nasıl bir şey o? Tek bir özelliği var. Kimin gibi tek bir özelliği var? Mesela çok çok iyi koku alan Jean-Baptiste Grenouille gibi bir özelliği var. Aslında bir cani, bir sosyopat, bir psikopat. Ama burnu inanılmaz derecede ne? İyi çalışıyor değil mi? Şeyde de var bu özellik. Metre Müsar'da da var. Zaten Metre Müsar'ın Vasiyeti adlı öykü, sizler biliyorsunuz, nedir? Koku adlı romanın ön çalışmasıdır. Ne oluyor? Sanatın araçsallaştığını görüyoruz. Sanatın ve klasisizmin kitleselleştiğini görüyoruz. Artık kendisi kesinlikle bir daha yapılması, tekrarlanması imkansız olan bir obje değil. Son derece enflasyonist bir biçimde benzeri, aynısı, biraz değişik üretilebilir hale gelen kitlesel bir obje haline geliyor değil mi? Dolayısıyla genius da artık, deha da artık. Ne değil dolayısıyla? Deha değil, daha ziyade ne? Bir işletmeci. Bir fabrikatör. Evet. Gidiyor şeye, doğaya. Nedir büyük sanatçının en büyük özelliği? Kendisinde, dehanın özelliği kendisinde kültür ile doğanın nesini bulabiliyor. Özelliği nedir büyük dehanın? O dengeyi bulabilmesi değil mi? Tabii ki. Metre Müsar, Usta Müsar. Hiçbir surette bu dehaya sahip olmadığı için hiçbir zaman büyük bir sorunu süblime etmediği için hayatı boyunca kurulmuş kariyerist gibi basamakları tırmandığı için, okursanız öyküyü anlarsınız ne demek istediğimi. Ne oluyor? Kıra çıktığında bütün o idi hiçbir surette
dengeye kavuşamıyor. Çünkü klasisizmden uzak, süper egodan uzak, süblimasyon derdinden son derece uzak birisi olduğu için oradaki doğa bütün o klasik olmayan özellikleriyle birleşip neye dönüşüyor? Kesinlikle bir tsunami altında kalan çamurdan bir tümseye dönüşüyor değil mi Metre Müsar? Kitonyen dünya kendi kitonyenliğiyle hiçbir surette olmayan, kendisinde bulunmayan idealizminin sebebiyet verdiği vakumu dolduruyor. Ve neye dönüşüyor Metre Müsar? İşte son derece sıradan midye kabuğuna dönüşüyor değil mi? O çok ilginç. Bula bula güller açmıyor. O midye kabuğundaki ikisi de Afrodit temsilcisidir. Güller zaten kentteki hayatında nasıl başarılı bir biçimde basamakları çıkmasını temsil ediyor güller, büyümeyen güller. Ne kalıyor geriye? Dikenler kalıyor değil mi? Afrodit'in öteki yönü. Afrodit karşımıza ne olarak çıkıyor? Her şeyi eşitleyen, her şeyi midye kabuğuna çeviren, her şeye aynı seviyeye getiren nedir? İşte modernleşen sanatın da bir dışa vurum şeklidir değil mi? Ne olarak karşımıza çıkıyor klasisizm, romantizmden itibaren ve klasisist ideal unsurlar birer nostaljik anı olarak. Bir filmde, başka bir önemli filmden, bir klasikten bir alıntı yapılıyor değil mi? Bir senfonide Beethoven'den bir leitmotif duyabiliyoruz, hatırlayabiliyoruz. Bir romanda ki bu öykünün devamındaki roman Koku, Koku'nun ön çalışması Metre Müsar'ın Vasiyeti. Ne diyebiliriz? Alman edebiyatının mezarından alınmış bütün cümleler bir araya getiriliyor. Sanatçı nasıl çalıştığını ifşa ediyor. Ve bunu Jean-Baptiste Grenouille'in kokuların kokusunu, yaratmadaki üstünlüğünü, tek yönlü bir yaratık, bir hilkat garibesi, üstünlüğünde meselleştiriyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla asla yeni bir klasik bir şey şu dönemde inşa edilmesi mümkün değil. Zaten bu mümkün olsaydı bile ki mümkün değil. Zaman bambaşka bir zaman. Postmodernizm bu yeni klasik unsur, yeni bir meta öykü yaratıyor, yaratabilir potansiyeli sahip diye. Ne yapar hemen sevgili öğrencilerim? Hemen bunu reddeder ve ket vurur buna değil mi? Niye? Çünkü postmodernizmde nedir asıl olan? İnanılmaz bir devinim. İnanılmaz bir devinimde, bir dinamizmde ne haşa ve asla aynı kalamaz? Kesinlikle şekiller idealize bir biçimde statik olamaz. Ondan aynen Charles Baudelaire'in Leş adındaki şiirdeki gibi köpek bir parça almaya çalışır ve o parçadan yola çıkarak eskiyi rekonstrüksiyona uğratmaya, yeniden yapılandırmaya, yeniden yazmaya çalışır. Bakınız edebiyat biliminde bu yeniden yazma, eski bir eseri ya da eski bir destanı ya da eski bir hikayeyi günümüze uyarlamak, yeniden yazmak, rewriting dediğimiz şey.
Kesinlikle kesinlikle hep ne? Eski kalıpları ne yapıyoruz? Günümüzü uyarlamakla dinamize ediyoruz değil mi? Dinamize ediyoruz. Mesela Grimm kardeşlerin masallarının günümüze uyarlaması. Mesela kırmızı başlı kızın kurda hadi be çekil seni ne mal olduğunu biliyorum gibi sıradan, banal, resmi olmayan bir diskurda konuşması, vulgarize edilmesi, klasik unsurun banalleştirilmeleri. Bir nevi neyle paralel bu? Dini unsurların profanlaştırılması gibi profanlaştırılmasıyla son derece ne yakından akraba bu dinamik. Dolayısıyla postmodern edebiyat, postmodern sanat için en başta neyi söyleyebiliriz? Kesinlikle malzemesini istediği gibi bir araya getiriyor. Bir nevi Sphinx gibi. Dolayısıyla postmodern eserlerin mayasında grotesk ve karnavalesk saklı. Niye? Çünkü çok feci biçimde eski klasikler ne oluyor? Postmodernizmde birer sutat, katkı maddesi gibi kullanılıyor. Çünkü artık dünyada nedir? Her şey söylenebilecek olan, her şey söylenmiştir ve yeni bir şeyi ne yapmak mümkün değil, yeni bir şeyi söylemek aslında mümkün değil. Bu da tabii ki sanatçılar açısından son derece zor bir durum. Son derece apokaliptik bir durum. Yine Orhan Pamuk'un Boğazların Suları çekildiğindeki o enfes manzaraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Oradaki o karmaşa her türlü bağlantıdan, her türlü narasyondan artık uzak. Ne olmuş postmodernizm için? Gelenek, kültürel hafıza, kültürel miras inanılmaz derecede narasyonunu yitirmiş. Çünkü meta öyküsüdür. Sanat tarihi de meta öyküsüdür. Edebiyat tarihi de meta öyküdür. Anlatabildim mi? Narasyondan yoksun. Tesadüfi, son derece tesadüfi. Bu tesadüfilikten kaynaklanan bir biçimde Dionizyak diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Yani klasisizm motifleri, parçaları, klasisizm bedeninden hatta leşinden koparılan ve kullanılan parçalar o yeni eseri, o geleneği oturtmuyor. Aynen zombi kültünde de olduğu gibi klasisizmin zombisi, aslının çürümüş sureti karşımıza çıkıyor. Bunu bütün postmodern eserlerde bulabilirsiniz. Böyle üstün körü hep metinler arasılık deniliyor. İşte yeniden yazma deniliyor. Mesela Chuck Palahniuk'un sansürlü olan Ölüm Pornosu adlı romanında çok ilginç bir biçimde Oedipus tragediyası bu kadar zombi hale getirilir. Bu kadar klasik Sofokles süperiyörlüğünden bilinçli bir biçimde bu kadar abyektum haline indirgenebilir. Yani artık son nokta, anlatabildim mi? O açıdan çok bu son anlattıklarım postmodernizm, postmodern sanat anlayışı açısından son derece önemli diyorum. Ve bugün sözlerimi burada bitiriyorum.